Sevgili arkadaşlar, selamlar. Ben Free Bro ve bugün Valheim'da ikinci günümüz. Çok çalışmamız lazım. Gördüğünüz gibi evimiz yarım yamalak böyle kaldı. Yağmur yağarsa bu ateş sönüyor. Ev içinde de çatıyı kapatırsam dumandan boğuluyorum. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Bir baca türü bir şey yapmamız gerekiyor. O yüzden gidip malzeme toplamam lazım. Fakat malzeme de toplamadan elimdeki eşyaları görüyorsunuz sağ üst köşede. Şurada bayağı hasar görmüşler. Bunları nasıl tamir ediyorum? Tabii ki tezgahıma geliyorum. E tuşuna basıyorum. Ve burada şu bazen gözden kaçabiliyor. Şu işaret var. Bedavaya silahlarımı ve eşyalarımı, o yüzden her şeyimi bu şekilde tamir edebiliyorum. Süper değil mi? Şuradan da mevcut eşyalarımın gücünü artırabiliyorum. Nasıl artırabiliyorum? Şu şekilde. Onu da size göstereyim. Mesela sopanın gücünü artırmak istiyorum. Şurada upgrade denen yere basıyorum. Bu da enteresan. Her şey Türkçe. Fakat craft ve upgrade böyle kalmış. Neyi upgrade edecektim? Sopamı. Bunun için ne gerekiyormuş? Ne kemik parçaları gerekiyormuş. Tezgahım da ikinci seviyede olması gerekiyormuş. Tezgahın ikinci seviye nasıl getirildiğini onu da ben size bir göstereyim. O da şu şekilde oluyor. 6'ya basıyoruz. Çekicimizi ele alıyoruz. Menümüzü açıyoruz ve şurada üretim dediği yerde yıldız olan şeyler şunlar. Bizim tezgahımızın gücünü arttırıyor. Tezgahımızın gücü artarsa da eşyalarımın gücünü arttırabiliyorum. Bunun için ne gerekiyormuş? Aşağıda bakalım. 10 tane ahşap gerekiyormuş ve çakmak taşı gerekiyormuş. Şimdilik tezgahı arttırmayacağız. Sadece gideceğiz ve şu bazen çok kötü oluyor. Aklınızda olsun. Elinize sopanızı alırsanız, 4'e basarsanız hemen o geçiyor. Bugün sis var. Bugün kuzeyde sis var. Hemen gidiyoruz ormana ve ahşap işine giriyoruz. Deli gibi ahşap toplamamız gerekiyor. Çünkü evimizi daha konforlu bir hale getireceğiz. Şimdi bazı ağaçlar var, onları kesebiliyorsunuz şu anda. Bazı ağaçları kesemiyorsunuz. Mesela şu. Huş ağacı. Huş ağacı nedir? Çok serttir. Çok sert olduğu için bunu kesemiyoruz. Daha keskin bir baltaya ihtiyacımız var. Onu da ileride nasıl yapacağımızı hep birlikte öğreneceğiz. Önce şu yere düşmüş olanları toplayalım. Sese hemen düşmanlar geliyor. 4'e basalım. Savunmayı da şöyle yapıyorsunuz. R tuşuna basıp kendinizi böyle savunabiliyorsunuz. Aklınızda olsun. R3'e basarak da bazı silahların özel vuruş güçleri oluyor. Onları kullanabiliyorsunuz. Şu anda bunun yok. Şurada domuzlar vardı. Güzel. Silahınızı, bu sopanızı bol bol kullanın. Çünkü silahınızın gücü artıyor. Kullandıkça. Neyi kullanıyorsanız tecrübeniz onunla artıyor. Ve o şekilde kuvvetleniyorsunuz. Taş alın. Taş her zaman gerekli olabiliyor. Nefis. Ya şanslı bir yerdeyiz. Ya bunu hep söylüyorum. Güzel bir çayır bölgesine düştük. Yemek de bol bol var. Ama şimdi ana konumuzdan çıkmayalım ve odaklanalım arkadaşlar. Evimizi güzelleştireceğiz, rahatlaştıracağız ve ondan sonra kendimizi güçlendirmeye çalışacağız. Bir ağaç da aldık. Ne kadar ağacımız oldu? 17 tane olmuş. 50 tane alabiliriz. 50'yi tamamlayalım arkadaşlar. Aa, burada bir kulübecik var. Bir bahçeli. Belki direkt oraya yerleşiriz ya. O zaman boşu boşuna. Allah, kaç 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 kaç, üstümüze düşüyordu. Küçük bir terk edilmiş köy var galiba orada, ya da bir ev gördüm en azından. Ya inanabiliyor musunuz, ilk gün şey bile bulduk ya, bal bulduk ya, kovan. O kovanı da nasıl alacağınızı, nasıl faydalanacağınızı göstereceğim. Hemen 4'e basıp şunun işine bakalım.
Görmüyor musun beni? Evet, baltayla da şey öldürebiliyorsunuz, aklınızda olsun. Ne kadar oldu? 41. Bunu 50'ye tamamlamak istiyorduk. Şu kökleri de kesebiliyorsunuz. Biraz da zor oluyor ama. Onu da hallettik. Şu büyük ağacı da alalım. Şurada taş var, onu da halledelim. Ve sonra da şu eve gideceğim. 50 olmuş olacağım herhalde çünkü. 50 ağaç fena değil. Ama inanın yapmak isteyeceğiniz şeylere göre daha nice nice ağaçlara ihtiyacınız oluyor. Allah, kafama indi. Çok çok dikkatli olmanız lazım. O ağaçları keserken üstünüze binerse, özellikle bu güçsüz zırhsız halimizde anında ölebiliyorsunuz. Aklınızda olsun, bütün eşyaların şeyi bittiği zaman, yukarıdaki dayanıklılığı bittiği zaman, o bar, beyaz bar sıfırlandığı zaman kırmızıya dönüyor. O kırmızıya döndüğünde silahlar yok olmuyor. Evimizdeki tezgaha gidip veya da herhangi bir tezgaha gidip o silahı tamir etmemiz lazım. Yoksa kullanamıyoruz. Evet, 50 artı 18 tane şeyim oldu. Gayet güzel. Şimdi şuraya bir bakalım. Ev falan da değilmiş yani ha. Öyle bir kulübecikmiş. Domuz var. Şimdi bazen böyle dolaşırken yerinizin neyin ne olduğunu kaybedebiliyorsunuz. O yüzden haritaya gidip bol bol böyle işaretçikler koyabilirsiniz. Mesela burası, bu ev işareti evimiz, yatağımızın olduğu yer. Şuraya mesela ne diyelim? Küçük ev diyelim. Küçük ev. Tamam. Böyle dedik. Şimdi bu evi biraz büyütüp yapabileceklerimi genişletmem gerekiyor. Neler yapabiliyoruz ona bakalım. Kaçma, kaçma. Neyse. Kaçtı şimdi. Geri şu çatı niye böyle olmuş? Bu niye öyle? Bu niye öyle? Haydi bakalım, inşaat başlasın. 6'ya bastık. İnşaat malzemelerimizi aldık. Şuradan şu ateşi bir yıkalım. Aklınızda olsun. Yıktığınız her şeyin malzemesi de tekrar envanterinize giriyor. Hani korkmayın. Ateşi yıktık. Tekrar ateş yapabiliyorum yani. Sen de beni rahatsız etme. Şu anda büyük inşaata başlayacağım. Tekrar çekicimize basıyoruz. 6. Şunu yıkıyoruz. Bu çünkü yanlış oldu. Yanlış bir şey koymuşum oraya. Şöyle yapacağım. Şu değildi de. Bu muydu? Evet, buymuş. Tamam. Şimdi bir şey göstereyim. Şunlar yeşil. Bu yeşil demek oluyor ki o çok sağlam, çok düzgün yapmışsın. Şu biraz sarı renge döndü. Şu kırmızı rengi. Şimdi bir tane daha zorlarsam, ben şunu takarsam yıkılacak. Kırmızı olanlar yıkılacak. Boom. Taşıyamıyor. Yani biraz mühendislik gerekiyor bu işlerde. Şimdi evi bu kadar büyük yapmayacağız. Çünkü geçici evimiz. Ama geçici geçici diyoruz. Kaç gündür de burada kalıyoruz. Şu evin şuralarını tamamlayalım. İstediğiniz yöne mouse'un çevirme tuşuyla çevirebiliyorsunuz. Şimdi şurayı kapatacağız. Burayı kapatacağız. Kapatmak için şunu kullanalım. Nerede bu? Burada. Evet. Kapı yapmak istiyorum aslında ama kapıyı da yapamıyorum. Neden? Çünkü burası çok şeyde kalıyor. Burayı da kazıyamıyorum şu anda. Neyse, böyle yapalım. Şuradan şömine yapacağım. Ki ateşim sönmesin diye. Şöyle.
Böyle. Estetiğe dikkat etmiyoruz arkadaşlar. Tamamen işlevselliğe bakıyoruz. Böyle yaptık. Şöyle yaptık. Ve bunu da böyle yapıyorum. Üstüne koyuyorum. Tamam. Şu çatıya çıkmanız gerekiyor bazen. Ama çıkamıyorsunuz. Aklınızda olsun, şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şunu şuraya koyup bunun üstüne çıkıp buraya, bunu da bir tane de misal şuraya koyabilirsiniz. Ve ondan sonra gelip burada yapmak istediğiniz işi halledebilirsiniz. Şunu yapmak istiyordum. Bunun üstüne şöyle, şundan kapatırsam şeyi boğabiliyor ateşi. O yüzden hem yağmur girmemesi için dediğim gibi estetiğe şu an bakmıyoruz. Şöyle bir şey yapabiliriz. Hangisini koysak hem yağmur giymeyecek şekilde şöyle yapabiliriz. Şunları yıkalım. Dediğim gibi görüntüye bakmıyoruz. Çok estetik, çok nefis bir ev yapacağız ileride ama şu anda bununla idare etmek durumundayız. Zemin yaparsanız ve bunu da buraya koyarsanız, bu zemine ateşi bunun üstüne koyamıyorsunuz. Ateşi mutlaka gördüğünüz gibi kırmızı koyamıyorum. Yok ediyorum ahşabı ve buraya ateşi artık koyabiliyorum. Fakat koymadan önce ne yapacağım biliyor musunuz? Yapabiliyor muyum bilmiyorum. Öncelikle şuradan eşyalarıma bakayım. Yapmak istediğim yok, şu anda yapamıyorum onu. O zaman şöyle yapacağız. Ateşi şimdi koyduk. Şimdi yapmamız gereken neler var bir bakalım. Bayağı eşyamız var. Buradan şunu bakalım. Tezgahımıza bir gelelim, bir bakalım. Ah, çapa yapabiliyor musunuz ya? Ve yapabiliyoruz çapa da. Çapa yapacağız. Evet. Ürettik çapımızı. Çapayla neler yapabiliyoruz biliyor musunuz? Çapayla biz yeri düzeltebiliyoruz. Burayı düzelteceğiz şimdi. Zemini teraziye alacağız biraz, elimizden geldiğince. Ve ondan sonra yere de ahşap döşeyeceğiz. Yere ahşap döşemek bizim konforumuzu artırıyor. Çapamız burada, 7'ye koyuyorum onu. İki şekilde yapabiliyorum. Bir toprağa düzleme var. Bir toprağa yukarıya çıkarma var. Bunun için taş gerekiyor yalnız, dikkatli olun. Bol bol, hem bayağı çok taş gerekiyor. Bir de kendimize yol açabiliyoruz. Mesela evimizin önünden şöyle güzel bir yol açmak istersek, bu tabi biraz estetik için oluyor. Şöyle yapabiliyoruz. Ama evin içini düzlemek istiyorsak, şöyle nereye düzlemek istiyorsak orayı seçip bulunduğumuz alanın seviyesine getiriyor. Çok büyük fark varsa getirmiyor. Ama böyle az birer fark varsa getirebiliyor. Şimdi buradan tekrar şunu seçelim ve bunu artık takabiliyoruz buraya. Yaşasın. Şuraya bir kapı yapalım. Küçük bir kapı. Evet. Bakalım nasıl çalışıyor. Güzel. Bizi düşmanlardan şimdilik korur. Ne kadar ahşabım kaldı? Az bir ahşap kaldı. Bir iki şey daha yapıp baltayı tamir edip sonra tekrardan şeye gitmem lazım. Ağaç toplamaya gitmem lazım. Şimdi evi nasıl kapatırız buraları? Hemen bir bakalım. Şöyle kapatabilir miyiz? Şu parçayla. Bayağı bir ev inşaatına dönmeye başladı yalnız bu işler. Küçük bir şey yapalım dedik ama bayağı ciddi bir şeye doğru ilerledik. Şu tepeyi nasıl kapatırız? Şu hareket nasıl olur arkadaşlar? Vay. Çok şık. Şurada bir tane şu kaldı. Böyle çevirelim.
İçeriye girebiliyor muyum ya? Bu kapı biraz aşağıda olduğu gibi geliyor bana. Yok, giremiyoruz. O zaman şuraya farklı bir şekilde yapacağız. Zeminden dolayı. Zemin şu an kazıyamıyorum çünkü aletim yok onun için. O aleti elde etmek için de ilk şeyi öldürmek gerekiyor. İlk boss'u öldürmek gerekiyor. Buraya şöyle bir şey yapalım. Yarı açılır bir şey yapalım. Ya da bir dakika. Şöyle bir şey olabilir mi? İkinci bir kapı koysam bunun üstüne. Bu da komik oluyor. Hayır, hayır, hayır. Onun yerine şöyle bir şey yapalım daha iyi. Ama garip olduğunu kabul ediyorum arkadaşlar. Yarı açık kaldı. Bu evde çok kalmayacağız. Kafamızı buna çok takmıyoruz. Bunu da kapattık. Şu taraf var. Orayı da halledelim. İnşallah elimdeki şeyler yeter. Sen ne istiyorsun? Bir çapa. Toprağı işlemek için kullanacağım bu alet çekiçle harika bir partner diyebiliriz. Çapayı kullanarak toprağı temizle ve araziyi şekillendir. Düz zeminde bina inşa etmek daha kolay. Sağ olasın. Biraz geç oldu. Aa, bir fikrim var. Burası daha düzgün. Ne yapacağım biliyor musunuz? Karşı tarafı kapatacağım. Kapıyı buraya açacağım. Haydi son görev olarak da onu yapalım. İkinci günümüzü de bu şekilde tamamlamış oluruz herhalde diye düşünüyorum. Bir bakalım. Şundan yapacaktık. Niye böyle düzgün olmuyor bu? Açılı mı acaba? Evet, açısı yanlışmış. Şimdi oldu. Döndürelim. Şuraya koyalım. Var ya, saatlerce evle falan uğraşabilirsiniz yani, o kadar zevkli ki. Nefis hayalinizdeki evi yapabilirsiniz. Bazen şu açılar tutmuyor. Ona dikkatli olmak lazım. Ve bum 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 bum. Burası oldu. Şuraya kapı yapsak nasıl olur? İçeri girebilir miyiz acaba? Boyumuz yetiyor mu acaba kapıyı yaparsak? Bir bakalım. Evet, buradan girebiliyoruz. O zaman kapıyı buraya yaptık. Bu tarafı komple kapatıyoruz. 6. Bunu yıktık. Ondan sonra başka neyi yıkacağız? Kapıyı yıkacağız. Şu. Yıkacağınız şeyler mavi oluyor. Maviyle yıkabiliyorsunuz. Şurayı da kapattık mı arkadaşlar, evimizin büyük bir kısmını halletmiş olacağız. Ateşimiz de var. Biraz karanlık. Onun icabına sonra bakacağız. Şunu başka bir yere almamız lazım. Bunu yıkıyorum. Yıktık onu. Şimdi onu şimdilik şuraya alayım. Ev küçük yani. Kaç metrekare burası sizce? 5 metrekare. İstasyon yapacağız bir tane. Böyle koyalım. Bu istasyonu sonra dışarı alacağım ben. Çünkü istasyon alanımızı sonra büyütmemiz gerekecek. Kapı tamam. Şimdi üretebileceğim şeyleri bir bakayım. Harika. Şöyle aydınlatalım ya buraya, değil mi? Güzel oldu, güzel güzel. Şimdi başka neler yapabiliriz? Bir et kızartabiliriz ya. Ne dersiniz? Evet. Evet, çok güzel. Çok arkaya götürürseniz etler arkaya da fırlayabiliyor. Şöyle biraz ön tarafa yapalım. Sonra şimdi bunu nasıl kullanıyoruz ona bir bakalım. Menümü açıyorum. Ve şurada etler var. Bu etleri menünün herhangi bir yerinde olabilir. Buraya gelip E'ye bastığımız zaman onları pişirmeye başlıyor. Harika. Gideyim ben orada. Bir cız sesi duyduğumuzda almamız gerekiyor. Yoksa yanıyorlar ve kömüre dönüşüyor. Hem kömür üretmek için biraz kullanabilirsiniz onu. Ya da işte şu ses geldiğinde hemen alabilirsiniz.
ve pişmiş etimiz oldu. Pişmiş etimizi de şöyle 1'e koyuyorum. Bayağı da az yememiz kalmış ha. 1'e bastığım zaman şimdi hayatıma bakın, 39'dan kaça kadar çıkabiliyor? Açtığımı acayip doyuruyor. Ya şu üçlü mix, yani 3 tane değişik yemeği bir araya getirip yediğimiz zaman gerçekten çok kuvvetlenebiliyoruz. Sakın unutmayın bunu. Şimdi yapmak istediğim şey, bir ok yapacağız. Daha doğrusu yay. Bunun için 8 tane deriye ihtiyacım var. Ve 10 tane de ahşaba ihtiyacım var. İkisi de bende şu anda yok. Fakat kendime birkaç parça giysi yapabiliyorum. Onları yapayım. Eşyalarımı bir tamir edeyim bu arada. Unutmayın. Ve 5-10 tane gerekiyor. Bende 6 tane var. Ne yapsak? Pantolon mu? Yoksa üst mü yapsak? Pantolon yapalım deriden. Pantolon geldi. Bunu nasıl giyiyoruz? Bu ne? Pantolon bu zaten var bende. Giydiğim şeyler mavi şu an üstünde giydiğim. Sağ tuşla buna bastığımız zaman giyiyor ve bum, pantolonumuzu da giydik. Bakalım. Çok daha iyi görüyorsunuz. Daha korunuyorum. Ev sıcak. Harika bir ortam. Biraz ahşabım var mı? 9. Şöyle yere bir iki tane şey sereyim. Ayaklarım üşüyor çünkü. Hemen şuradan 6'yı seçiyoruz. Çekicimizi aldık. Yapıya geldik ve şu zemin malzemelerinden şöyle bir döşemeye başlayayım. Nereye koyayım ben bunu? Zemin de çok yamuk. Pa. Her yer çok yamuk. Yatağın yanına yapayım. Malzeme kalmadı. Bu arada saat kaç oldu? Geç oldu. Şöyle bir eşyalarıma bir bakayım. Yapabileceğim, edebileceğim bir şeyler var mı? Son olarak bakıyorum. Evet, burada pek bir şey yok. Sandık iyi olabilirdi. Sandığımız yok. Sandık, eşyalarım fazla geldiği zaman oraya koyabilirim. Bir de bunu yapacağız yarın. Bol bol malzeme toplamamız lazım. Bir dışarıya çıkıp bir bakalım. Dediğim gibi burası geçici evimiz. Çok fazla o yüzden öyle uğraşmıyoruz. Bunu da tahmin ediyordum zaten böyle olacağını. Çıkamıyoruz kapıdan. Şurayı yıkalım. Yıkınca da çıkamıyoruz. Eğilince çıkabiliyor muyum acaba? Bir deneyelim. Eğilelim. Böyle de çıkamıyoruz. Bu kapı işi iyi olmadı. Bunu tekrar ele alacağız yarın. Olsun da öyle yaparız. Şimdilik bu da bizi ama korur şeylerden. Ortalık ne durumda? Güneş batmış. Yağmur yok. Evimiz, ateşimiz harika. Evin içerisinde ateş yaptık. Aklınızda olsun, yatağınızın yakınlarında olması lazım ateş, yoksa uyuyamıyorsunuz. Öyle bir durum var. Ne istilaya uğradın? Yaratıklar bazı zamanlarda kapını kuşatabilirler. Bu gibi durumlar galip ayrılmanı sağlayacak şey ekipmanın sağlamlığı değil, güçlü savunma yapılarıdır. Evet, binamı sağlam yapmam lazım. Şu anda sadece bir kapım var. Üstten de giremiyorlar. Arkadaşlar bence bugünlük bu kadar yeter. Çok aşırı çalışamadık. Fakat bol bol malzeme ihtiyacımız var. Yarın ne yapacağız? Yarın bir sandık yapacağız kendimize. Ve bol bol ağaç kesip bir tane yay ve ok yapacağız. Sonra da gideceğiz. Geyik avlayacağız ve zırhımızı kuvvetlendirmeye çalışacağız. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İkinci günümüz bu şekilde bitmiş oldu. Lütfen oyunu beğendiyseniz bir like atın ve bir kanalda üye olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın.